Hayırlı sabahlar Oroz. Her gün olduğu gibi bugün de vaktinde öttün. Tebrikler. Size de hayırlı sabahlar tavuklar. Acıktınız mı bakalım? Çok acıkmışsınız siz. Gelin yemliklerinize biraz arpa dökeyim. Karnınızı doyurun. Maşallah benim tavuklarıma. Allı tavuk bugün 2 tane yumurtlamış. Pullu da 1 tane. Püsküllü 2. Saçaklı da 1. Bu sepetleri de şu rafa koyduk mu? Tamam. Aa, ha? Allı, pullu, püsküllü. Şöyle bir yanıma gelin bakalım. Aa, tavukların arasında bir serçe. Ne işi var acaba minik kuşun bu kümeste? Merhaba. Siz S harfi olmalısınız değil mi? Evet, ben S harfiyim. Ben şey için gelmiştim. Arkadaşlarım uçup yiyecek aramaya gittiler de. Ama ben uçamıyorum. O yüzden yiyecek bulamadım ve çok acıktım. Karnımı doyurmak için de buraya geldim. Sen neden uçmuyorsun peki? Ben korkuyorum. Aslında uçmayı çok denedim. Aynı arkadaşlarım gibi kanatlarımı çırpıp havalanmaya çalıştım. Ama her seferinde yere çakıldım. Şimdi pes ettin yani. Evet, maalesef pes etmek zorunda kaldım. S harfi, ben burada kalsam olmaz mı? Olabilir. Ama bu kümeste yaşamak istiyorsan bazı kurallara uymalısın. Ne kuralı? Biz her gün tavuklarla sabah sporu yaparız. Buna sen de katılmalısın. Tamam, ben spor yapmayı çok severim zaten. Güzel. Bugünkü sporumuz kanat çırpma. Hadi herkes bahçeye. Hadi allı, pullu, saçaklı. Çabuk olun biraz. Şu kütüye çıkın. Serçe size spor yaptıracak. Evet güzel tavuklarım. Çok güzel kanat çırpıyorsunuz. Aferin size. Devam, devam. Aferin size tavuklarım. Sen de çok iyi iş çıkardın Serçe. Tebrikler. Ben artık gideyim. Evde yapılacak işlerim var. Yarın görüşürüz. Güle güle git S harfi. Bugün sporumuza yeni bir hareket ekliyorum. Daha doğrusu bu bir oyun. Bu ağacın dalındaki sepete top atmaya çalışacaksınız. En çok top atan bugünün birincisi olur. Peki bu oyunun adı nedir S harfi? Sepet bol. Ben uydurdum. Herkes gagasının ucuna şu sepetin içinden birer tane top alsın bakalım. Sen de gel al Serçe'cim. Ama ben bu oyunu bilmiyorum ki. Ben öğreteceğim hepinize. Tamam. Evet arkadaşlar. Beni dikkatlice izleyin. Topu elime aldım. Geri geri çekildim ve yukarı doğru hafif zıplayarak sepetin içine attım. Hadi bakalım, sıra sizde. Aferin pullu, çok güzel atıştı. Püsküllü tam girecekti. Allı tavuk, nasıl kaçırdın bu atışı? Serçe, sen de harika attın. Ama bir dahaki atışında daha yükseğe zıpla. Serçeciğim, hep alçaktan atıyorsun. Daha yükseğe zıplamalısın. Ama en son bu kadar zıplayabiliyorum S harfi. Zıplarken kanatlarını da çırp. Hadi bir daha deneyelim.
Aferin serçe. İşte başardın. Uçuyorsun. Uçuyorum. Yaşasın. Ben de tüm serçeler gibi uçuyorum. Uçuyorum. Z harfi. Sahi ben nasıl uçmayı başardım hiç anlamadım. Dur, ben sana anlatayım. Seni ilk gün gördüğümde kanatlarının çok zayıf olduğunu fark ettim. Yani uçmak için hazır değillerdi. Kanatlarını güçlendirmen gerekiyordu. Bunun için spor yapmalıydın. Ama sen uçmayı denemek bile istemiyordun. Şimdi anladım. Sen bana spor yaptırarak kanatlarımı güçlendirdin. Aynen öyle. İşte kanatların güçlenince de uçabildin. Sen benim hayatımda gördüğüm en iyi kalpli harfsin S. Sen de çok iyi yürekli bir kuşsun arkadaşım. Ama artık daha fazla yerde durma. Uçmayı unutacaksın. Doğru söylüyorsun S harfi. Gidebildiğin yere kadar git küçük serçe. Bulutlara, rüzgara, güneşe selam götür. Ve asla hiçbir şey için pes etme. Sizi hiç unutmayacağım. Biz de seni unutmayacağız serçe.